Sevgili arkadaşlar merhabalar. 2018 TYT sorusuyla karşınızdayım. Bir veri sorusu arkadaşlar. İstatistik grubundan bir soru. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayıya, veri sayısı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına, o veri grubunun medyanı. Veri grubunda en çok tekrar eden sayıya ise o veri grubunun modu veya tepe değeri denir. Arkadaşlar bu tanımları zaten biliyorsunuz siz ama sınavda da veriyorlar bunu biliyorsunuz. Şimdi soruya geliyoruz. Tam sayılardan oluşan ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Bakın bu önemli. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış. 6, X, 10, Y, 14, Z ve 23 veri grubunda sadece iki değer birbirine eşittir diyor. Bu da önemli. Sadece iki değer birbirine eşit. Bu veri grubunun mod, medyan ve aritmetik ortalama değerleri birbirine eşit olduğuna göre arkadaşlar Z değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bu veri grubunun medyanı nedir? Yani ortadaki sayı. Sonuçta 7 tane sayı olduğu için arkadaşlar ortadaki sayı olan şuradaki Y değeri medyandır değil mi? Bizim medyanımız Y'ymiş. Mod, medyan ve aritmetik ortalama üçü birbirine eşit olduğuna göre o zaman mod da y'ye eşit olması lazım değil mi? Sadece iki değer birbirine eşitse bu veri grubunda o zaman arkadaşlar buradaki y ya 10'dur ya da 14'tür. Başka çaresi var mı? Yani y ortada olmak zorunda. Küçükten büyüğe doğru sıralandığı için mod da y'ye eşit olacaksa o zaman y ya 10 ya da 14 eşit olmak zorundadır. Bir kere bu birinci şartımız. Şimdi arkadaşlar o zaman iki seçeneğimiz var. Y'yi 10 alabiliriz. Bir de y'yi 14 alabiliriz. Şimdi gelelim aritmetik ortalamaya. Şimdi y'yi 10 alarak aritmetik ortalamayı hesaplıyorum arkadaşlar. 7 tane sayıyı topluyorum bakın. 6 artı, x artı, 10 artı, y'yi 10 almıştım. 10 artı, 14 artı, z artı, 23. Bunları topladım, 7'ye böldüm. Eşittir ne bulmam lazım? Aritmetik ortalama. Aritmetik ortalama kaç? Medyana eşit. Yani 10'a eşit. Şimdi bu işlemi yapalım bakın. 23, 14 daha, 37, 47, 57, 6 daha 63 artı x artı z arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 70'e eşit olur. Buradan 63'ü karşı tarafa atarsanız x artı z'yi 7 bulursunuz. Peki arkadaşlar bu mümkün mü? Hayır. Bakın küçükten büyüğe doğru sıralanmış bir veri grubunda şuradaki x ile z'nin toplamının 7 yapması mümkün değil. O zaman arkadaşlar buraya bir çarpı çekip geçiyorum. Şimdi gelelim y'nin 14 olma durumuna. Eğer y 14 ise tekrar aritmetik ortalamayı hesaplıyorum. Sayıları topluyorum tekrar. 6 artı x artı 10 artı bakın y yerine 14 yazdım. Artı 14 artı z artı 23. Bölü 7 eşittir. Kaça eşit olacak arkadaşlar? Aritmetik ortalama gene medyana eşit olacağı için sonuç gene 14'e eşit olmalı. Şimdi bakın burayı topluyoruz tekrar. Şimdi 14, 14 daha arkadaşlar 28. 23 toplarsanız 23, 28 daha 51, 61, 6 daha 67. 67 artı x artı z eşittir. 7 çarpı 14 nedir arkadaşlar? 98'dir. Buradan 67'yi karşı tarafa atarsanız x artı z'yi ne bulursunuz arkadaşlar? 31 bulursunuz. Bakın şimdi. Sorunun güzel tarafı buradan sonra başlıyor arkadaşlar. Şimdi x ile z'nin toplamı 31 ise bize neyi soruyordu? Z değerini soruyordu. Bakın şimdi x ne olabilir arkadaşlar? 6 ile 10 arasında ya. 7 olabilir, 8 olabilir ve 9 olabilir. Şimdi x'i 7 alırsanız z ne olmak zorunda? 24 olmak zorunda. Z 24 olabilir mi arkadaşlar? Hayır olamaz. Z de 14 ile 23 arasında olmak zorunda. Bu olmadı. X'i 8 alırsanız arkadaşlar z kaç olmak zorunda? 23 olmak zorunda. Z 23 de olamaz. Çünkü sadece iki değer birbirine eşittir demişti. Biz y ile 14'ü yani iki tane 14 seçtik. Artık iki tane eşit sayı seçemeyiz. Bir de arkadaşlar x'i 9 alarak z'yi kaç buluruz bakın? 22 buluruz. Z 14 ile 23 arasında olacağı için 22 kabulümüzdür arkadaşlar. Dolayısıyla z değerimiz 22'dir. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir arkadaşlar. Bir başka soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.